Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet, İstanbul'a hizmet veriyor. Ama Ekrem Başkan'la beraber bütün belediye başkanlarımız soluğu depremde hemen deprem bölgesinde aldılar. Herkese hizmet veriyorlar. Herkese hiçbir ayrımcılık yapmıyorlar. Osmanlı, İstanbul hepimizin göz bebeği ve kadim bir şehir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Allah nasip ederse Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da aynı zamanda görevini yapacak. O zaman İstanbul'a hizmet ederken bugün önüne konan bütün engelleri tek tek kaldıracak ve hedef İstanbul diyecek. Hedef Türkiye diyecek. Hedef kalkınma diyecek. Hedef büyüme diyecek. Bunların hepsini gerçekleştirecek. İkinci adayımız, Cumhurbaşkanı yardımcımız Mansur. Evet, Mansur Bey. Mansur Yavaş elinden gelen bütün gücü gösterecek. Neden Ekrem İmamoğlu, neden Mansur Yavaş? Bizim tarihimize iki önemli başkent var. Osmanlı'nın başkenti İstanbul, Cumhuriyet'in başkenti Ankara. Demek ki iki başkenti yöneten güç, iki başkenti yöneten aktör aynı zamanda Cumhuriyetimizin en önemli yılında, yani 100. yılında Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacaklar. İki başkente de, iki kadim kente de hizmet verecekler. Güzel bir fotoğraf değil mi? El ele, hep birlikte güzel yarınlara, ülkemizin ve şehrimizin güzel yarınlarına. Değerli misafirlerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye'miz tarafından yapımı tamamlanan Ebu Bekir Meydanı ile İBB Kadın Bağcılar'ın açılışını böylece gerçekleştirmiş oluyoruz. İstanbul Bağcılar'da gördüğünüz bu şık alan, kapalı pazarı, otoparkı, İBB Kadını, sosyal tesisleri ve hemen arka tarafımızda bu arada yine hızla tam gaz yükselen bir şantiyemiz var, içinde kreşimiz var, kapalı spor salonumuz, yüzme havuzumuz, birçok mekanlarıyla sosyal alanları çağdaş bir proje daha geliyor. Ha şunu söyleyeyim. Yani şu platform kadar bir yerden temel olmaz. Yani 21. yüzyılda çarpık çırpık demirleri bağlanmış ve orada sadece pompanın borusunun ucundan akan betonu göstererek betona bak, betona bak diye açılış yapılmaz. Yani gülelim arkadaşlar, buna vallahi gülelim, yuh demeyelim ama üzülecek halimiz var, o ayrı. Yani bu nerede olur? Vallahi bu pazara gelirsiniz, hangi gündü pazarı buranın? Salı. Pazara gelirsiniz, marula bak, marula bak dersiniz. Ama betona bak, betona bak denmez. Vallahi denmez. Yani deniz kumuyla beton bu memleketten kalkalı 30 küsür sene oldu ya. Ya bu milletin aklıyla dalga geçilmez. Bu gördüğünüz güzel alanın farklı bir karakteri daha var. Bir bölümünü İBB Kadın olarak da hizmete açıyoruz. Her hizmetimizin markalaşmasını, her hizmetimizin toplumun ve yaşadığımız alanın önemli meselelerine çözüm bulması noktasında bir karakter oluşturuyor, markalaştırıyor ve İstanbul'da kalıcı bir stratejik sonuca erişsin istiyoruz. Yöneticiler olarak, siyasiler olarak toplumun bu yarasını hep beraber iyileştirmek zorundayız. Ama görevi bu şiddeti önlemek olan bazı insanlar, bazı yöneticiler bu amaç için çıkarılmış kanunları
ne yazık ki bir takım siyasi pazarlıkların meselesi haline getiriyorlar. Bu da acı bir durum. Onların bu yaptığı insanlık mıdır, yöneticilik midir? Asla değildir. Seçimlerde rakibimiz olan ittifak böylesi bir akılla sürece bakıyor. Buna itiraz eden kendi kadın yöneticileri dahi sosyal medyada fanatiklerce adeta linç ediliyor. Açıkçası bu üzücü bir fotoğraftır. Bunu da değiştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı, bunu da değiştireceğiz. Halbuki iktidar partisine mensup kadın yönetici ne demiş de saldırıya uğramış? 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair yasa bizim kırmızı çizgimizdir demiş. Değişmesin, hafifletilmesin demiş. E doğru demiş. Ben alkışlıyorum hanımefendiyi. Biz de doğruya doğru eğriye eğri. Çünkü işte bu akıl aynı siyasi baskılarla, fanatiklerin baskısıyla İstanbul Sözleşmesi'ni de kaldırmış. Üstelik bugünün iktidarının başındaki kişi Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi kızı dahi sapasağlam bu kaldırılmanın karşısında durmuş. Bir baba kızını bile hayal kırıklığına uğratıyorsa bu milleti de hayal kırıklığına uğratır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kızı hanımefendi dedi ki şiddetle mücadele noktasında 6.284 sayılı kanunun daha da güçlendirilmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna ilan ederiz. Lütfen arkanızda durun, biz sizin yanınızdayız. Bu iktidar değişecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz sizin yanınızdayız.